Ama burada insanlar bunu verdikten sonra özellikle doğru ve yanlışı diyeyim ayırt etme noktasında burada bir tercih hakkı onlarda olmuş. İşte burada sosyal hayatımızın şekillenmesi yani toplumsal hayatın şekillenmesi de burada meydana çıkıyor. Bizler bu şekillenmenin içinde bir saf tutuyoruz. Kimisi hak ve adalet yolunda yürüyor, kimisi batıl üzerine yürüyor ama Üstad-ı Muhterem'in ifadesiyle lemaatte geçen bir sözdür bu. Bu tabi Osmanlı ulemalarından bahsetmiş olduğum zat. Diyor ki bir insan diyor hakkı arar diyor. Ama bazen gayri ihtiyari elinde olmadan önüne bir batılı koyarlar. Bir batılı koyarlar. O onu batılı hak zanneder. Başına geçirir diyor. Ve o batılı hak zannederek yoluna devam eder diyor. Hatta pek çok maillerde bize şunu sordular. Malum bu 3 aylar vesilesiyle de tabi alemi biz hep dualarımıza ya Rabbi ümmeti Muhammed'e selamet ihsan et, başlarındaki kara bulutları dağıt, işte bu gibi dualarımız var. Çünkü hakikaten İslam alemi olsun, insanlık olsun bir kan ağlıyor. Çünkü İslamiyet'in hayat bulmadığı yerde toplumlar çöküş içinde. Bunu görüyoruz. Hatta Ehlullah'ın çok güzel bir ifadesi vardır. Vahiy ile yükselemeyen toplumlar diyor esaretle düşer. Bizde vahiy yani Cenab-ı Hakk'ın sedasına bir sarılma olmadığı için toplum olarak ya da insanlık alemi olarak böyle sürekli bir çöküşün içindeyiz. Buna Kur'an'da esveli safilin de deniyor. Tabi bunu ilmi literatürü de marifetullah derslerinde esveli safilin meselesini şey zannediyorlar. Yani cehennemde bir alt tabaka. Hayır esasında o burada başlıyor esveli safilin. Alailin de burada başlıyor. Çünkü Mevla Teala da Kutsi Hadis'te de buyurmuş. Yani diyor bir kulum diyor gayri ihtiyari bir söz söyler. Bir söz sarf etmiş. O kul bunun belki farkında, şuurunda değil diyor. Ama o söz benim çok hoşuma gider. Ve ben onun derecesini öyle yükseltirim, öyle yükseltirim ki diyor. O dahi yani Ruiz-i Mahşer'de perde açıldığı zaman ya beni bu makama getiren neydi diye şaşırır yani. Ama bir sözüm, bir kulumda bir söz söyler. O benim hiç hoşuma gitmez diyor. Ben de onun makamını öyle indiririm, öyle indiririm ki kendisi ne kısıl böyle alçaldığını anlayamaz diyor.